Böyle görüyorsunuz, istersek şunu şöyle çıkarıyoruz, böyle tablet oluyor, istersek böyle kullanırız. Evet, orada açıldı, şu an burayı bekliyorum. Evet, şu an bilgisayar ölüyor, bir dakika, bilgisayar ölme aşamasında. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sen ve bugün sizlerle beraber abimin Çin'den almış olduğum bilgisayarına GTA 5 oynamaya çalışacağız bu bilgisayardan. Bu bilgisayarı daha öncesinde tanıtmıştım, zaten izlemediyseniz kartlar kısmında ya da açıklama kısmından videoya gidebilirsiniz. Bu bilgisayara GTA 5 yükleyeceğiz arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani GTA 5 yüklemekten ziyade GTA 5 oynamayı deneyeceğiz bundan. Nasıl yapacağımı soruyorsanız TeamViewer'la buradan oraya bağlanacağım ve daha sonrasında buradan GTA 5'i oynamaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Videoya başlamadan önce like atmayı unutmayın ve şuradan çıkan Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. İsterseniz geçelim. Dediğim gibi video like atmayı unutmayın. Hazır böyle abim de yokken ben de böyle bir şey yapayım dedim. İnşallah bilgisayarı çökertmeyiz. Bunun linkini merak ediyorsanız açıklama kısmında var arkadaşlar. Bunu da Çin'den aldım. Şimdi bilgisayar böyle görüyorsunuz. İstersek şunu şöyle çıkarıyoruz. Böyle tablet oluyor. İstersek böyle kullanırız. Şimdi arkadaşlar burada TeamViewer yüklü. Orada da yüklü. Ben buradan oraya bağlanmaya çalışacağım. Şimdi gördüğüm bilgilere giriyorum. Hacker gibi hissediyorum. Bağlanalım. Şifresini istedi. Tamam, şifremi de yazıyorum. Girdik. Evet, şu an bağlandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu an bu bilgisayardayım. Abo dur. Evet, şu an bilgisayardayım arkadaşlar. Şu an kendi bilgisayarımı kontrol ediyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Buradan bir GTA 5 açalım. Öncelikle şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şu anda beni görüyorsunuz ama olsun. Bakın şu anda buradan oynuyorum. Böyle o bilgisayara bağlanmış olduk. Şimdi ben buradan GTA 5'i açayım. Yalnız normal tıklıyorum, sağ tık algılıyor. Şimdi buradan GTA 5'i açıyorum, bakalım ne olacak, gerçekten merak ediyorum. Bu arada tripod kullanıyorum tabii ki. Evet, orada açıldı, şu an burayı bekliyorum. Evet, şu an bilgisayar ölüyor, bir dakika, bilgisayar ölme aşamasında. Aa, geldi, vallahi geldi, bakın. Vallahi başardık, bir dakika, şu an açılıyor. Bu arada oyun Türkçe, yama indirdim. Evet arkadaşlar, şu an burada açıldı, burada da açıldı. Çok heyecanlı yani. Şimdi klavyeden falan oynamaya çalışacağım. Burada herhalde -3 FPS'te falan oynayacağız ama olsun. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burada yüklendi ve burada da yüklendi ama birazcık burada geç şeylik var yani. Geç oluyor. Bakın burası geldi. Burayı bekliyoruz. Anam. Abo şuraya bakın. Bakın. Şöyle bir ilerleyelim. Vıy. Aha, gidiyor, vallahi gidiyor, bakın. Şöyle yapıyorum. Böyle gidiyor. Bakın düz gideceğim şu an. Klavyeyi evet buradan yönetiyorum. Adam biraz bu Trevor hep içtiği için sarhoş olmuş olabilir yalnız. Şu an geliyor, bekleyelim bir. Şöyle oyunu bir altı alalım. Mesela şuradan oyunu altı alalım. Bakın şu an buradan oynatayım. Görüyorsunuz burada gözüküyor. Şimdi burayı açalım. Birazcık geç geliyor arkadaşlar. Yani bilgisayarın cidden zorluyoruz şu an. Bilgisayarı zorluyoruz. 200 dolarlık şeyden GTA 5 oynamaya çalıştığımız için. Mesela buradan şu an kendi bilgisayarımdan oynuyorum. Ama burada bir hata meydana geldi. Bakın burada göstermiyor ama bakın burada böyle etki ediyor yani. Bakın mesela ilerliyorum şu an. Görüyor musunuz? Durup durup ilerliyor. Şu an tekrardan geldi. Açıyorum GTA 5'i. Şuradan. Şu an açtım. Evet, GTA 5 geldi. Ama karşıda gitti şimdi. Olmuyor arkadaşlar şu an olmuyor. Buradan açsam, bakın buradan açtım diyelim, oynayalım. Burası kabul etmiyor arkadaşlar. İsterseniz farklı bir oyun deneyelim. Tamam, GTA 5 belki fazla zorladık. İsterseniz fazla bir oyun, başka bir oyun deneyelim sizlerle birlikte. Mesela Sniper Elite deneyelim arkadaşlar. Bakalım Sniper Elite 4'ü açabilecek mi? Bu oyunun da gerçi GTA'dan geri kalır bir yanı yok. Çünkü 60 GB. Deneyelim bakalım açabilecek miyiz? Hadi bak, şu an kontrol sağlanabiliyor. Görüyorsunuz.
Bu arada arkadaşlar bilgisayar yine sandığımdan daha iyi çıktı çünkü 200 dolar bu bilgisayar. Ve teknik özellikleri çok iyi değil. Tamam 4 GB RAM olmuş olabilir ama ekran kartı da kendi işlemcisinden kullandığı için yani yine de açması bile mucizeydi. Bakalım Sniper Elite'i açabilecek mi? Sniper Elite 4 var şu an bizde, bakalım. Zula'yı denemeyeceğim. Zula'yı açar büyük ihtimalle. Bakın yine bir gecikme var. Bakın. Tıkla. Şöyle bir açalım biz normal. Bu biraz daha iyi bakın. Biraz daha eş zamanlı. Geldi şu an. Yükleniyor. Şu an geldi. Bakın buradan oynamaya çalışayım. Buradan oynuyorum ama buradan birazcık geç algılıyor. Parlıyor ama ekran parlıyor. Şimdi buradan yönetmeye çalışacağım. Hayır. Buradan olmuyor arkadaşlar. Yani oyunu yönetmek zor. Bakın ESC'ye bastım direkt algıladı ama burada basıyorsunuz bir süre algılıyor. Bir saniye algılıyor, bir saniye algılamıyor falan. Yani birazcık zor ama onun dışında bilgisayarı tabii ki istediğimiz gibi yönetiriz. Mesela şöyle bilgisayarımı açabilirim. Yani bu tür işlemlerde kasmayacak bir bilgisayar. Bakın mesela şöyle C'ye girelim. Görüyorsunuz bu tür işlemlerde hızlı, bayağı hızlı yani. Ama oyun konusunda işte yeterince iyi değil ama yine de açması bile bir mucizeydi. Evet arkadaşlar, videomuzun daha sonuna geldik. Abim bilgisayarından, abimden gizli GTA 5 oynadık. Umarım bilgisayarı bozmamışımdır. Çünkü gerçekten GTA 5'i açmak her bilgisayarın harcı değildir. Bu yüzden zoru başardık. Her neyse, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.